Yeniden Diriliş Kolejleri eğitim rehberini sunar. Selamünaleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğitim Rehberi programında yeni bir programla huzurlarınızdayız. Sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Diğer programlardan yakinen tanıdığımız Abdurrahman Demir hocamız, Yeniden Diriliş Kolejleri'nin eğitim koordinatörü, siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Ekranları başında bizleri yeni izlemeye başlayanlar için müsaadenizle bir programımızı hatırlatalım, bakalım nelerden bahsediyoruz. Sonra sohbetimize geçelim. Değerli izleyenlerimiz, sizlerle beraber çok önemli konuları işliyoruz. Adı üzerinde zaten Eğitim Rehberi programı. Eğitim Rehberi hem aileyi ilgilendiriyor, aynı zamanda çocuğumuzu ilgilendiriyor ve çocuğun okuduğu okulu ilgilendiriyor. Bir sac ayağı demiştik, üçlü. Bu birbirini mutlaka etkileyen bir sistem. Tesbihin taneleri veya vücudun organları gibi. İşte bu konuda etkili bir eğitim sistemi nasıl olur ve eğitimde sorumluluk kazandırma bilinci nasıl gelişir, bunları konuşuyoruz. İnşallah geçen yaptığımız programlar, iki programda neler olduğunu internetten tekrarlarından takip edebilirsiniz. Belki bu üçüncü programı daha iyi anlamış olabilirsiniz. Hem size hem bize kolay gelsin diyelim. Hocam, geçen programlarda çok güzel konulara temas ettik. Tam i̇nşallah. Böyle derler ya, bam teline gelirken süremiz yetmemişti. Bugün inşallah yeni bir sayfa açalım. Ama ilk önce şöyle kısaca yeni izleyenler için sizi bir tanıyalım. Abdurrahman Demir, yeniden Diriliş Kolejleri eğitim işlerini takip etmeye çalışıyoruz. Eğitim koordinatörü, aynı zamanda İlk Seç Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. Tabii aynı zamanda işin sadece yönetim ve eğitim tarafında değiliz. Aynı zamanda bir veliyim. İşte lise, ortaokul, ilkokul çağında evladım da var, çocuklarımız da var, kızlarımız var. Amin. Yani... Şunu söylemek isterim. Süreci her iki taraflı yaşıyoruz. Yani teori değil, pratiğini de evde veli olarak sürdürmeye çalışıyoruz inşallah. Somutçu olmak, ben somutu severim, dokunmayı severim. Hayali, ütopik projelerden ziyade yapılabilir, uygulanabilir ki peygamberi metotta bu şekildedir. Eyvallah. Gerçekleştirilebilir, sürdürülebilir, yapılabilir. Bir günlük, bir haftalık değil. İşte bir yıllık nasıl bir yol izleyebiliriz? Bunları konuşmuştuk. Evet. İnşallah sizlerin katkılarıyla. Estağfurullah. Şimdi öncelikle ben davetimizi icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yoğun bir temponuz var. Ediyorum. Ama eğitim varız. Çok çok önemli ve yeni yeni şeyler kazandırıyorsunuz. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz de izleyenlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bugün izleyenlerimizin de bir hayli merak ettiği bir konu var. Notlarımı aldım, inşallah onlara geçeceğim. Şimdi hocam, biz eğitimi hep tek taraflı aldık. Ya dini bir eğitim olarak ele aldık ya da içerisinde ahlakın, dini eğitimin olmadığı, sadece dünyevi ilimlerin yer aldığı, fenni ilimlerin yer aldığı bir pencereden bakmaya çalıştık. Ama hep iki programda denge denge deyip duruyoruz. Burada da bir dengesizlik var. İşin burasından bakacak olursak, siz çok önemsiyorsunuz. Akademik eğitim de önemli, ahlaki eğitim de önemli diyorsunuz. Tam işin burasında, mesela birçok izleyicimizin de bu konuda dertli olduğunu biliyorum. Hafızlık eğitimleriyle ilgili çok güzel çalışmalar var ama elle tutulur. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi gözle görülür. Başarılar çok fazla olmuyor. Bir tarafta mutlaka bir eksiklik oluyor. Dilerseniz hafızlıkla başlayalım. Birazdan size farklı sorularım olacak, hafızlıkla beraber nasıl diğer okul devam edecek diye, ama hafızlığı sadece az önce bahsettiğim tek yanlıma ele almak lazım. Yani işin ahiret boyutuna mı bakmak lazım, yoksa hafızlığın burada, dünyada da bizle bir örtüştüğü, başarılı olduğu kısımlar var mı? Evet, bu güzel sorunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi bize evladımızı hafızlık yaptırmaya başlamaya karar verdiğimiz zaman motive eden unsur nedir? Niye bunu yapıyoruz?
İşte şefaat etme hakkı var. Evet. Ondan sonra ahirette hadis-i şeriflerde buyurulduğu gibi ikra işte vertakı oku ve yüksel. Hı hı. İşte bir evlat hafızlığını bitirip korursa, iyi de bir Müslüman, iyi de bir insan olursa, yani hafızlığını taşırsa. Taşırsa çok evet. Güzel. Hem kendisine hem çevresine faydası olması ile ilgili Bizim öğrencimizi, bizi destekleyen manevi, yani ahiret boyutuyla çok boyutu var. Ama bununla beraber siz de test ettiğinizi düşünüyorum. Hafızlığın öğrenciye, evladımıza kazandırdığı dünyevi birçok özellik de var. Eyvallah. Bunları hızlıca eğer müsaade ederseniz söylemek isterim. Tabii girelim. Hafızlığı sürdüren, başarabilen bir öğrenci öncelikli olarak mücadele ruhunu kazanır. Zorluklarla baş etmeyi öğrenir. Malumunuz bu asırda evlatlarımızın karşısında en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi hangisidir? Çocuklarımız zorluklar karşısında hemen düşüyorlar. Dayanma gücü düşüyor. Yok, çok zayıf. Evet. Şimdi bu biraz ülke olarak, millet olarak hızlı bir milletiz. Dönüşümleri çok hızlı yaşıyoruz biz. Bir önceki nesilde çok zorluklarla mücadele ettik. Bundan dolayı çocukken de zorluktu, hayat zordu. Evet. Ama bu bizim bunun kötü görünen bir tarafı, kötü görünen tarafları olduğu gibi çok iyi tarafı da var. O da ne? Zorluklar bizi yıldırmıyor. Evet. Örneğin, herkes kendi hayatına bakabilir. Değerli seyircilerimiz kendi yaşantısına bakabilir. Çok zorluklarla karşılaştılar. Düştüler ama kalkmayı bildik. Bir tecrübe oldu değil mi onlar için? Evet. Burası çok önemli. Ancak farkında mısınız bilmiyorum. Bizim evlatlarımız ya da bizden sonraki kuşak bu konuda çok sıkıntılı. Evet. Evlatlarımızı bu konuyu deneyimleyemiyorlar. Evlatlarımız bu konuda savunmasız. Nereden fark ediliyor? Bir evleniyor, 3 ay, 4 ay evlilikler bitiyor. Bir işe giriyor, işte sebat edemiyor. Malumunuz çok biz özel okulculukla uğraşıyoruz. Velilerimizin çoğunluğu ticaretle meşgul. Emin olun babalar işlerini evlatlarına devretmekten korkuyor. Evet. Çünkü evlatlar, burada büyük bir sıkıntımız var. Bu ayrı bir konu, ona girmek ayrı bir zaman alır. Ama hafızlık hakikaten hem dünyevi hem uhrevi büyük sonucu olduğu için sadece çalışmayla da olmuyor. Bir nasip meselesi, Rabbim lütfetmesi lazım. Öğrenci ister istemez mücadele etmesini öğrenmesi lazım. Bir süreç, mücadele. Demek ki öğrencimiz neyi öğreniyor? Zorluklarla mücadele edeceğiz, yılmayacağız. Çalışırsak, peşini bırakmazsak Rabbim lütfediyor. Hocam bunu bu kadar kolay nasıl söylüyorsun dersen, hem bir tarafında yaptırıyoruz, hocalarımız var, öğrencilerimiz var. Diğer tarafında da ben veliyim, benim iki evladım inşallah Rabbim lütfeder, hafızlık yapmaya çalışıyorlar. Akşam evde veli olarak da onlarla o süreci beraber yaşıyoruz. Sağ çalışmasını bizzat yapıyorum tabii, diyorsunuz. Tabii yani her yaptığımız projeyi önce kendim evde uyguluyorum. Sonra bizim bir ekibimiz var, Kobay ekibi diyorum onlara. Onlar uyguluyor. Sonra verileri önümüze yatırıyoruz. Ha, bu çok ideal bir şeydi ama bunu yaptıramayacağız, kenara alıyoruz gibi. İkincisi, gerek Kur'an kurslarında, gerek kolejlerde, gerek proje muhatiplerde, nerede olursa olsun, hafızlık yapan bir çocuk ikincisinde şunu öğreniyor. Hafızlık yoğunlaşmayı, odaklaşmayı öğretiyor insana. Şimdi malum, siz de yakından farkındasınız. Bu alanla ilgili bir insansınız. Katkılarınız fazlasıyla var. Şöyle bir durum var. Bu dönem çocuklarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi de odaklanmayı başaramıyor. Evet. Odaklanmada neyi kastediyorum? Bir işe bütün enerjisini verip yoğunlaşmayı. Dikkat eksikliği de deniyor. Evet, evet. Aynen bu dediğiniz gibi. Bunu neden kaynaklanıyor? Bu da yoğun teknoloji kullanımından. Maalesef daha bir yaşından işte itibaren çocuk, işte o görsel, video, onların yoğunlaşması, öğrencinin veya insanın bir işe odaklanması, başarı için de bir işe odaklanmak önemlidir. Ama hafızlık da İbrahim Bey, odaklanmadan yapamazsınız zaten. Bunu şimdi yine bizden bir örneğini vereyim. Buyurun. Bizim hafızlık yapan öğrencilerimiz, elhamdülillah, lokal başarı demiyorum, bunu çok konuştuk, genel başarı olarak kendi seviyesindeki arkadaşların ya aynı seviyesinde ya da biraz üstünde.
Ama ders olarak baktığınız zaman matematiği diğerleri 7 saat görüyorsa bunlar 3 saat görebiliyor. Çünkü diğer derslere de ağırlık veriyorlar. Tabii, hafızlık da yapması lazım çünkü. Hocam ama, tam işin burasını sözünüzü evet, balla kessem veya reçelle olsa, burada çok önemli bir not almışım da onu da es geçmeyip tam yerine geldik. Şimdi programımızın başında izleyenlerimizle konuştuk ya, bunu uygulamaya çalışan yerler var, kolejler de var. Ama maalesef böyle gözle görülen bir başarı olmuyor demiştik. Evet, çok şimdi anlattığınız yere geldik. Şimdi yeniden diriliş kolejlerinin bu konudaki başarılarını biliyoruz. Daha önceki programlarda, değişik isimlerle yapılan programlarda duyduk, izledik. Burada şimdi akademik çalışma ile hafızlık çalışmasını beraber yürütüyorsunuz. Bunun da böyle bir artıları, eksileri oluyor mu? Onu da böyle bir bu sorunun içinde evet, değerlendirelim. Tamam inşallah. Buna geçerken şu hafızlığın insana kattığı dünyevi özellikler konusunun ikincisini hemen buyurun söyleyeyim. Buyurun hocam, elbette. Hafızlık öğrenciye odaklanmayı, bir işe yoğunlaşmayı öğretir. Hı-hı. Bu dönem gençlerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de odaklanamamak, eyvallah, yoğunlaşamamak. Malum bir işte başarı için oraya bütün enerjinizi, yoğunluğunuzu vermeniz önemlidir. Bu da yoğun teknoloji kullanımın getirdiği zararlardan bir tanesi. Maalesef. Ama hafızlığın olmazsa olmaz şöyle bir kuralı vardır. Odaklanmazsanız, yoğunlaşmazsanız hafızlığı yapamazsınız. Mesela ya, bir iş yaparken diyelim ki araba sürüyoruz ya da işte çekleri ayarlıyoruz vesaire yapıyoruz. Bedenimiz orada, ruhumuz başka yerde olabilir. Ama hafızlıkta hem ruhen hem bedenen odaklanmak zorundayız. Bir diğer insana kattığı önemli bir nokta, hafızlık yapan öğrencinin, evladımızın işitsel ve görsel zekasını geliştirir. Niye? İşitsel zekası gelişir. Çünkü biz hafızlıkta hem oku hem okuduğunu duy diye bizim olmazsa olmaz. İki kat ezberlemiş oluyor aslında. Tabii. Aklını almış oluyor tabii, değil mi? Yani aynı anda ikisini birden kullanmak. Görüyor, gördüğünü de sesli olarak kulağına işittiriyor. Evet, bu da ister istemez biliyorsunuz beyin, zeka ne kadar kullanılırsa o kadar artmış oluyor. Bir diğer nokta, hafızlık yapan öğrenci iyi yönlendirilir, iyi rehberlik edilirse zamanı verimli kullanmayı öğrenir. Zamanı verimli kullanmaktan kastım ne? Bir iş için çok zaman harcamak, çok vakit ayırmak değil. Zamanı odaklanarak, yoğunlaşarak, hızlı bir şekilde kendini ver ve hallet, bitir mantığı. Ki yine bizim insanımızın, Türk insanımızın sıkıntılarından bir tanesi zamanı verimli kullanmayı bilemiyoruz. Bir diğer nokta, hafızlık zannedilir ki ezberci düşünceyi arttırır. Aksine hafızlık insanın üreticiliğini, araştırmacılığını destekler. Neden? Hafızlık yapanlar bilir. Şimdi ben hem hafızlık yapmış, inşallah Rabbim korumayı nasip eyler, hem amin, de yaptırmış birisi olarak, hem de bir hafızlık yapan evlat babası olarak bunları süreçte yaşadığım için söylüyorum. Öğrenci ezberlemeye başlar. Ezberlediği zaman burada tek metot yok. Çünkü her insan farklı. Bir metot dener, olmayınca başka bir metot arkadaşlarından dener. Arkadaşlarından görüyor. Ona sorar, öğretmenine sorar. He şunu öğreniyor. Demek ki tek bir sistem yok. Tek bir yol yok. Araştırma gerekiyor. Öğrenmek gerekiyor. Tabii ki bir de hafızlık insanın zekasını geliştirir ve artırmış olur. Bu konuda etrafınızda bakarsanız, hafızlık yapan insanlar genelde yaptığı işlerde eğer kişiliği dejenere olmamışsa her zaman diğerlerinden daha üretken, daha aktif ve daha verimlidir. Eyvallah. Burada gerek Kur'an kurslarımızda, gerek medreselerimizde, gerek kolejlerde, gerek hafızlık yapılan noktalarda en büyük yanlış, bana göre arizane en büyük yanlış, öğrenciye hafızlık yaptırırken öğrencinin kişiliğini, karakterini zedeliyoruz. Zedelememek lazım. Sorduğunuz soruyla birleştirirsek, yeniden diriliş kolejleri bu alanda ne yapıyor? Birinci önemli kuralımız, bizim için bu çok önemli, öğrenci ile hocamızı karşı karşıya getirmiyoruz. Nasıl oluyor hocam sorunu bu? Sorunu kişiselleştirmiyoruz. Hı. Yani şöyle, hafızlık süreçlerinde yapanlar bilir, bildiğim kadarıyla sizin de bir evladınız inşallah tamamlayacaktır, hafızlık yapıyor. Karşılaşılan en büyük sorunlardan bir tanesi,
öğrenci ile hoca arasında zıtlaşma, sürtüşme, küsme, darılma ve benzeri sorunlardan dolayı işler farklı mecralara gidebiliyor. Biz bunu nasıl aşıyoruz? Evet. Hızlıca özetlersek, biz konuyla ilgili nerelerde karşı karşıya gelinir diye bunları belirledik. Bunların istişareyle, diğer kursları da araştırarak bir kurallarını koyduk. Örneğin öğrenci dersten kalkacak. Bunu hoca sen dersten kalk, sen dersten kalkma şeklinde değil de kuralı var. Şu notu düşerse dersten kalkacaktır. Evet. Öğrenci, şimdi ben de hafızlık yaptım ve yaptırdığım için sıkıntı şöyle yaşanıyor. Öğrenci diyor ki ben aslında dersim sağlamdı. Hoca bir gün gergindi, beni kaldırdı. Geçen gün daha zayıf derse geçirmişti diyor. Belki hoca şundan geçirmiştir. Çocuğun morali, motivasyonu düşmüştür. Hepten düşmesin diye geçirmiştir. Şimdi zihinler bilinmediği için. Biz yani bu süreçlerde mümkün mertebe öğrencimizle hocamızın zıtlaşmasını, daha doğrusu öğrencimizin tavır almasını engellemeye çalışıyoruz. Çok faydasını gördük. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bir diğer nokta, hafızlığa başlayan öğrencilerimize hafızlığın maddi manevi önemini anlatmayı çok önemsiyoruz. Evet. Sadece maddi manevi boyutlarını değil. Yani cennette, ahirette elbette bunlar inşallah evlatlarımız, öğrencilerimiz bunları alacak. Ama dünyevi özelliklerini de anlatıyoruz ve özendiriyoruz. Öğrenci diyor ki demek ki hafızlık sadece manevi değil, benim geleceğimde de bana çok şey katacak. Bir diğer önemli nokta, öğrencimize ezber yapma taktiklerini öğretiyoruz. Bunun tek bir metodu yok. Yine peygamberi metot, Montessori denilen şimdi, aslında asırlar önce feminist öğrenciye özel uyguladığı, insana özel, öğrenciye özel bir sürü ezberleme taktikleri var. Öğrencimizin önüne koyuyoruz, seçme hakkı tanıyoruz. Öğrenci birini deniyor, bir öbürünü deniyor ve burada üretkenliği kazanıyor. Bir diğer önemli nokta, aileyi sürece katıyoruz. Evet. Ama burada aileyi sürece katarken çok dikkate aldığımız nokta, yine her aileden ne kadar destek alabilirsek. Kaşları çatık, bizim standardımız bu. Uyarsa yapsın, uymazsa değil. Sen sürece ne kadar katkıda bulunabilirsin, ne yapabilirsin, ona göre planlama. Bir diğer çok önemli olduğunu düşündüğümüz, öğrencimize zamanı verimli kullanmayı öğretiyoruz ki, bunu öğrenebilirse öğrencimiz ki genelde başarılı olması için çok gerekli bir kuraldır. Hayatın her alanında da bir işi yaparsan savsaklamayı değil, yapıp bitirmeyi öğrenebiliyor. Sağlam ders vermek bizim için çok önemlidir. Zayıf ders kesinlikle geçirmemeye çalışıyoruz. Yine bir basit örneği, iki öğrencimiz hafızlık sınavına girdi. Birisi 1,5 has yapmıştı. Has dediğimiz, hafızlık bittikten sonra her tekrara has denir. Biz de bir has, bir de yarım has. Bir tanesi bir has yapmıştı. Bir evladımız 10 yaşında 4. sınıfı bitirip hafız olmuştu. Bunlar elhamdülillah sınavı geçtiler. Diğer öğrencimiz de ortaokulu bitirmişti kızımız. LGS sınavına girmişti. %2'lik dilime girdi. Bu süreçleri biz yeniden Diriliş Koleji'nde uygulamaya çalışıyoruz. Ve bununla beraber hafızlık bir an önce bitsin değil, sağlam olsun ama okul dersleri kesinlikle ihmal edilmesin. İkisini bir arada götürüyoruz. Şunu da söylemenin, daha doğrusu Rabbimiz bize lütfetti, bunu ifade etmek isterim. Türkiye'de hem hafızlığı hem akademik başarıyı genel olarak üst seviye sürdürebilen bir kurum yok. Proje İmam Hatipler'den, Kur'an kurslarından, özel okullardan, lokal başarı uygulayan değil. Elhamdülillah var. Bizim hafızlık yapan öğrencilerimiz bu konuda arkadaşların ya aynı seviyesinde ya da üstünde. Eyvallah. Şimdi bu konular tabii önemli. Ailenin fonksiyonu çok önemli dediniz. Yani hem sorumluluk verecek, sorumluluk verirken de ne kıracak, incitecek ne de sorumsuz bir ebeveyn olacak. Bunlar çok güzel. Şimdi yine bununla alakalı başka bir şey var, mevzu var. Ailelerin de oldukça merak ettiği. Şimdi bildiğimiz kadarıyla hafızlıkta, ekseriyette gördüğümüz o bir yatılı sistem var. Haftanın işte belli günlerinde servislerle okula gidiliyor ama eve gelmeden okullarda kalınıyor, etüt vesaire. Hafta sonları geliyor.
Sizin sisteminiz nasıl? Mutlaka yatılı olması mı gerekiyor? Yani bir insanın hafız olması için. Aslında bu konuya bir girizgah yaptınız. Yani illaki 6 ayda veya 13 ayda hafızlık değil, 3 senede de bitebiliyor. Belki daha sağlam olabiliyor. Bu metodunuz nasıl ve illaki yatılı mı yapmak gerekiyor hafızlığı? Öncelikle can alıcı bir soru sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Zannediyorum bu seyircilerimizin %90'ının zihninde bu vardır. Yatılı olmadan bu iş olmaz denir, düşünürler. Şimdi bizim hafızlık yapan öğrencilerimizin yatılı olanı %18 ya da 19'dur. Diğerleri gündüzlüdür. Yani akşam eve gider. Evet. Akşam eve gidip bu işi yapıyorlar. Yani olmuyor demek doğru değil o zaman. Oluyor, yürüyor, sürdürülüyor. Ama yatılıya göre daha mı zordur? Sadece şartları iyi kurgular, aileyi sürece iyi katabilirsiniz. Bizim bu programda yaptığımız gibi, peygamberi metotta kim ne kadar destek alabilirse, planlamayı ona göre yaparsanız, bir de öğrenciye zamanı verimli kullanmayı öğretirseniz oluyor. Nasıl oluyor? Öğrenciye mesela, evladım senin için saatlerce zamandan ziyade ne lazım? Az, öz, verimli çalışırsan diğer alanlarını dersle meşgul etmezsin. Eyvallah. Eğlenebilirsin. Bunu öğretmek. Ama bu bir, yine bizim konsept programda yaptığımız mutlu ve başarılı çocukta olmazsa olmaz kuralımız, çocuğun balık tutmayı kendisi öğrenmesi misali. O sorumluluk bilincini kazanırsa kesinlikle oluyor. Ve bizim öğrencilerimiz bu bilinci kazanmışsa evde öyle saatlerce de ders çalışmıyorlar. Bir saat, zamanı iyi kullandığı için ayarlıyor. Onu öğrenmesi ama mesele orada bitiyor. Bu hemen böyle hazırlanacak veya yapılacak bir şey değil. Buna bir sabır gerekiyor galiba, değil mi? Bunu edinebilmesi için öğrencinin, ailenin de. Kesinlikle ama burada şu birkaç ana faktörü var. Zaten bizim programımızın da ana taslağı bunun üzerinde gidiyor. Şu, az öz, istikrarlı, ne istediğini bilirse ailemiz, planlamasını da ona göre yaparsa, sürecin ilk bir haftası, iki haftası, bir haftası zor, iki haftası biraz daha kolaylaşır, üç haftası, dört haftası, hani balık tutma örneğini veriyoruz ya somutlaştırırsak, balık tutmayı öğrendikçe iş kolaylaşıyor. Hocam bu her şeyde geçerli. Yani kesinlikle. Araç kullanmaya başlarken de kesinlikle aynısı oluyor. Çok İlaç güzel. Kullanırken de yavaş yavaş başla derler. Umutsuz olmamak lazım. Şimdi süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Müsaadenizle bir anonsum var. Arkadaşlar bazen gerçi yazıyorlar ama. Şimdi eğitim sistemleri ile ilgili konular var. Belki bugün konuşamadığımız birçok konu var. Bunlarla ilgili görüşleriniz veya sorularınız varsa bir e-posta adresi vereyim. info@yenidendiriliş.com.tr buradan veya WhatsApp hattı var. 0553 125 2890 burası telefon numarası. Hem aynı telefon numarası üzerinden WhatsApp hattından da eğitim rehberliği danışma hattına sorularınızı iletebilirsiniz. Destek hocam isteyebilirler. Onu da söyleyelim. Çünkü bunlar konuştuklarımızın dışında belki farklı şeyler vardır. Onları da değil mi birebir bu işin uzmanlarından alabilirler. Abdurrahman Demir hocamız bizlerle beraber. Yeniden Diriliş Kolejleri Eğitim Koordinatörü. Son dakikalardayız. Yavaş yavaş toparlayalım bu kısımda. Yatılı olmasına gerek yok. Evet, başarılar belki görecel olabiliyor. Lakin imkansız bir şey yok. Biraz sabır lazım dediniz ve devam edelim. Evet, aynen dediğiniz gibi sabır ve iyi planlama. Evet. Ve ideal ve muhteşem olan değil, yapabileceğini yapıp, yine İslami bir metod olan, peygamberi bir metod olan istikrarı yapılabilirse herkes yapabilir. Kesinlikle bunu söylüyorum. Şimdi maalesef ülkemizde herkes her şeyi söylüyor. Hayali birçok şey var. Seyircilerimiz şundan emin olabilir. Biz bu süreçte sadece işin şey boyutunda değiliz. Planlama ve yapan boyutunda değiliz. Ben aynı zamanda bir hafızlık yapan iki çocuğun babasıyım. Evde de bu süreci takip ediyorum. Belli zorlu velilerimizin neler yaşadığını ondan çok iyi biliyorum. Çünkü evde ben de yaşıyorum. Hanım da yaşıyor. Annesi de bir eğitimci, o da yaşıyor. İşin söylemesi başka, pratiği başka. Bizim farkımız, söylediklerimiz yapılabilir, gerçekleştirilebilir.
Şimdi insanlar diyor ki hocam mesela hep aynı şeyi söylüyorsun. Mesele zaten formül üretmek böyle nedir? Keşif, icat değil zaten. Bunlar yapılmış, uygulanmış, pratiğe dökülmüş. Pratiğe dökülmüş, geçmişten günümüze bunları uygulayabilsek iş bu kadar basit aslında. Sıkıntı bizim insanımızın böyle bir icatçı, mucit tarafı var. Ben buldum, ben yeni bir şey buldum deyip aslında yeni bir şey söylemiyoruz. Bizim yaptığımız sadece gerek pedagojik verileri, bilgileri, kurguları, gerek İslami Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Rabbimizin koyduğu sünnetullahı harmanlamış tecrübeleri uyguluyoruz. Ve bu konuda önce kendimizi kobay olarak kullanıyoruz. Başarılı, verimli olanları yansıtıyoruz. Emin olun herkes yapabilir. Gerçekten diyorum burada Allah biliyor. Ve hayali bir şey de değil. Elhamdülillah Rabbim lütfediyor. Biz sahada yapıyoruz. Eyvallah. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ediyorum. Önemli bilgiler bu bunlar. Aldığım tabii bazı notlar vardı bunları sorayım diye ama yönetmenim vaktimizin de sonuna geldiğimizi anlattı. İnşallah önümüzdeki programlarda siz de müsait olursanız gerek ebeveynler için gerek öğrenciler için eğitim rehberliğini devam edelim olur mu? İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bizi misafir ettiğiniz için. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz eğitim rehberi programımızın üçüncüsünün nihayetine geldik. İnşallah program sizlerin de destekleriyle, katkılarıyla devam edecek. Bugün Yeniden Diriliş Kolejleri'nin eğitim koordinatörü Abdurrahman Demir Beyefendi ile konuştuk. İnşallah sizin hanenize hayırlar getirir bu programlar diyelim. Soru ve önerilerinizi WhatsApp Eğitim Rehberliği Danışma Hattı'na iletebilirsiniz. 0553 125 28 90 telefon numarasıdır. Yeniden Abdurrahman Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ve ediyorum. Onu da bizleri de sizleri de en emin olan Allahu Teala'ya emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Yeniden Diriliş Kolejleri eğitim rehberini sundu.